Efendim şimdi Yeşim Tanrı vermiş bizimle birlikte olacak. Ankara'ya gideceğiz ama Skype balans. Siz oturun lütfen. Güzel yüzünüzü göreyim bütün program boyunca. Ve tabii ki Yeşim Hanım'ın da yüzünü göreyim. Şu anda karşımızda. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de çok iyi görünüyorsunuz. Ben süperim. İşin gerçek sahibi Yahya Sağar Başkan yanımda, biliyorsunuz zaten. Evet. Moderatörü bu programın. Evet. Çok iyi tanıyorum. Yahya Bey de çok iyi görünüyor. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkürler. Bu yayında görmek bize mutluluk verdi. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Sevgili hocam, emeklerinizin ne olduğunu ben biliyorum. Ve çok uzun saatlere kadar da derste bitip de ama siz ders verdiğinizi de çok ama çok iyi biliyorum. Bununla ilgili de sadece şunu söylemek istiyorum. İlk soruma da böyle başlamak istiyorum. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Geliştirme ve Yönetim Bölümü eğitimi hakkında biraz bilgi verir misiniz? Bölümünüz neyle ilgili eğitim veriyor? Ne için seçmeliler öğrencilerimiz? Üniversitenizi bununla ilgili biraz bilgi istiyorum. Teşekkür ederim. Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Bölümü sizin de dediğiniz gibi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin adı altında eğitim veriyor. Uygulamalı Bilimler Fakültesi Ankara Üniversitesi'nin 16. fakültesi. 2014 yılında kuruldu. Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Bölümü de 2016 yılında ilk öğrencilerini aldı ve bugün 13 Haziran'da da 3. mezunlarımızı vereceğiz. Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Bölümünü her ne kadar 2016 yılında ilk öğrencilerini almış gibi gözüksek de ana bilim dalı olarak yüksek lisans doktora programlarında biz 2007 yılından beri varız ve oldukça iddialıyız. Çünkü uluslararası akreditasyonu olan bir yüksek lisans programımız var ki biraz sonra da belki bahsedeceğim, lisans programımızda bu akreditasyonu artık aldım. Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi Anabilim Bölümü, gayrimenkul ve varlık değerleme, gayrimenkul finansmanı, proje yönetimi, arazi geliştirme ve proje yönetimi, gayrimenkul ve varlık ekonomisi ve tesis yönetimi ile ilgili bilim dallarını içinde barındırıyor. Dolayısıyla oldukça geniş kapsamda uzman yetiştirdiğini, yani ihtiyacı karşıladığını, uzman ihtiyacını karşıladığını söylememiz mümkün. Bu bölümde şunu söylemek lazım. En önemli özelliği, evet, çok genç bir kadrosu var. Aynı zamanda da deneyimli bir kadrosu var. Uygulamadaki tecrübesini akademik hayata yansıtan hocalarımız var. Çok istekli araştırma görevlilerimiz var. Onlar ileride çok iyi akademisyen olacaklar. Bu bölümde dolayısıyla yüksek lisanslarını ve doktoralarını da ana bilim dalında tamamlayıp bu bölümde çalışıyorlar. Burada biraz önce söyledim. Bu bölümün, Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi bölümünün en önemli özelliği RICS tarafından, yani lisanslı değerleme uzmanları Kraliyet Kurumu ve İFMA, Uluslararası Tesis Yönetimi Derneği tarafından, yani bu iki akreditasyonu almış tek Türkiye'deki akademik kurum olma özelliğine sahip. Bu açıdan da oldukça önemli bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Biraz önce sordunuz, neden Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi bölümüne gelsin insanlar, neden tercih etsinler? Bu akreditasyon çok önemli çünkü mezunlarımız 180 ülkede RICS tarafından akredite edildiğimiz için başkaca diplomaya ihtiyaç bulunmaksızın 180 ülke, bakın, evet, özür dilerim hocam. 180 dolayısıyla bu ülke. Çok önemli. İFMA tarafından akredite edilmiş olması aslında diyor ki İFMA, yani bu programdaki bir tesis yönetimi eğitim programıdır diyor bizi akredite ederek. Bu açıdan da tesis yönetimiyle ilgili uzmanları yetiştirdiğimizi de çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu akreditasyon önemli. Bunun için gelecekler. Evet, uygulamayla teori bir arada öğreniyorlar dedik. Bu yüzden de gelecekler. Birçok bölümde, birçok üniversitede olduğu gibi Erasmus olanakları bizde de var. Bunun için de gelecekler. Ama iddialı olduğumuzu söylediğimiz bir staj, ki biz ona işbaşı eğitimi diyoruz. Bu programın en önemli özelliklerinden biri. Biz 50 iş günü, 2. ve 3. sınıfın sonunda öğrencilerimizi işbaşı eğitimine gönderiyoruz. Protokol yaptığımız kurumlar var, kamu ve özelde. Alanında en iyi kurumlara gönderiyoruz öğrencilerimizi. Biri kamu, diğeri özel sektör olmak üzere iki stajını tamamlıyor öğrencilerimiz. Giderlerken biraz söyleniyorlar.
50 gün çok yoğun diyorlar belki ama sonrasına baktığınızda mezun olduklarında geri dönüşlerde teknik bir sorun var. Şimdi düzeldi sanıyorum. Evet, staj yaptıkları yerde istihdam ediliyorlar. Sevgili hocam, ben buradan şunu da yine öz eleştiri yapacağım. Tabii. Ve buradan bütün tesis yönetim sektöründeki firmaları yine söyleyeceğim. Yani söylemeden geçemiyorum. Başkan bana da, durmaz. Bana da sivri dilli diyorlar bu yüzden. Bizler tesis yönetim sektöründeki firmalar ve burada hizmet verenler personel bulamıyoruz, personel bulamıyoruz, kalifiye personel bulamıyorsunuz diyoruz. Ama öbür tarafta bir üniversite var ve bu üniversite Ankara Üniversitesi Gayrimenkul İletişim ve Yönetim Bölümü. Evet, ve uluslararası akredite. Evet, bu dalda bizler hocalarım öğrenci okutarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz ama... Ya öğrencilerimize sahip çıkalım ya. Öğrencilerimize sahip çıkalım. Öğrencilerimize nasıl sahip çıkalım? Çok 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 zor değil. Staj döneminde staj konusunda yardımcı olalım. Türkiye'nin her yerinde tesis yönetim firmaları var. Ve buna bağlı olarak da ben buradan tekrar tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Lütfen öğrencilerimize sahip çıkalım. Ondan sonra da aman personel bulamıyoruz, aman bilmem ne bulamıyoruz demeyin. İşte buyurun, her şey hazır. Kesinlikle yetişmiş, bu alanda yetişmiş, en iyi şekilde yetişmiş uzmanlar bizim mezunlarımız oluyor. Bu konuda mütevazi olmaya gerek yok. Evet. Bu staj konusu dışında bir şey daha bölümün olanaklarından bahsederken söylemek isterim. Burs olanaklarımız, dekan hocanın önderliğinde tamamen gönüllülük esasına dayalı. Öğretim üyelerimizin her ay maaşından karınca kararınca verdiği rakamlarla oluşturulan, sonra öğrencilerimizin, paydaşlarımızın destek olduğu burs hesabımız var. Burs olanaklarımız var. Burada öğrencilerimize bizim bölümü birincilikle seçen, dereceyle giren öğrencilere, gazi şehit yakınlarına, aynı zamanda en son vefat eden bir öğrencimiz adına da bir burs fonu oluşturduk. Gerçekten ihtiyacı olduğunu kanıtlayan öğrencilerimize karşılıksız burs veriyoruz. Bu da bir devlet üniversitesinde aslında bence oldukça dikkat çekici. Birçok özel üniversitede bile bu burs olanağını bu şekilde bulamıyorsunuz. Burs verenlerden de buradan Allah razı olsun sevgili evet, hocam. Evet, Allah razı olsun. Gerçekten çok teşekkür ederiz burada sizin etkilerinize. Sevgili hocam, şimdi reklama gideceğiz. Reklama gittikten sonra az önce biraz konuşmamız gerekiyor. Konuşalım tamam. Biraz. İçeriden haber geldi yine. Tamam. Bundan sonra reklama gideceğiz. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Sevgili tamam. hocam, şimdi bir de şöyle bir durum var. Bildiğim kadarıyla 3. dönem mezunlarını verecek üniversitemiz. Evet. Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölümü olarak. Evet. Ve bu mezuniyet töreninde 13 Haziran'da. Kısa evet. bununla ilgili de bir bilgi verebilir miyiz hocam? Kaç öğrenci mezun vereceğiz bu sene? Biz 60 öğrenci mezun vermeyi bekliyoruz bu dönem. Ama bununla ilgili şunu söylemek isterim. Biz bir mezun takip sistemimiz var. Yani mezunlarımızı takip ediyoruz. 60 öğrenci. Evet, mezunlarımızı takip ediyoruz. Yani bunlar 3. mezunlarımız. Şu ana kadarki mezunlarımızın da yaklaşık %80'i istihdam edildi. Nerede istihdam ediyorlar, ne yapıyorlar, bunların hepsini sıkı takipteyiz. Çünkü bu alanda ciddi anlamda açık var. Bize de öyle bir, biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi birçok yerden aslında hocam buraya yetişmiş eleman ihtiyacımız var deyip geri dönüyorlar. Biz de öğrencilerimizin istihdamı konusunda çalışıyoruz. Ama nerede çalışabilirler onu da anlatmak hocam, istedim. Reklama gidelim. Reklamdan sonra mı? Peki. Hocam reklama gidelim. Reklamdan tamam. sonra devam edeceğiz. Tamam. Ve reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz efendim. Doçent Doktor Yeşim Tanrı vermiş bizimle birlikte. Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı kendisi. Tam titrinde okumak istedim. Hocam tekrar. Çok teşekkürler. Buyurunuz efendim. Evet hocam. Ben en son mezunlarımız nerede istihdam olanağına sahipler onu izninizle açıklamak isterim kısaca. Bizim mezunlarımız kamuda ve özel sektörde birçok yerde çalışabilirler. Gayrimenkul yönetimi firmaları, gayrimenkul değerleme firmaları, gayrimenkul şirketleri, proje birimleri,
belediyeler yani yerel yönetimlerde, bankalarda, diğer finansal kurumlarda, Türk Kızılayı gibi kamu kurumlarının gayrimenkul geliştirme yönetimi departmanlarında kendi ofislerini açabilirler. Çok değerleme uzmanı olarak, konut değerleme uzmanı, lisanslı değerleme uzmanı, varlık değerleme uzmanı olarak kendi iş yerlerinde çalışabilirler. TOKİ'de çalışabilirler. Birçok yerde gayrimenkul yatırım ortaklıklarında, tesis yönetimi firmalarında çalışabilirler. Son mevzuatta yapılan düzenlemelerle kamulaştırma, bilirkişilik, imar, vergileme, şehircilik gibi alanlarda öğrencilerimiz, mezunlarımız tanımlı. Dolayısıyla buralarda bilirkişilik yapabilirler ve en son yenilik Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde uzman yardımcısı, uzman ve denetmen olarak iş sahibi olabilirler. Yetmedi mi? Türkiye'de çalışmayacağım, yurt dışında mı çalışacağım diyecekler. Afrika ülkelerinde çok açık var. Yine bizim yetiştirdiğimiz öğrencilere, Orta Asya'daki gitmelerinde fayda var. Her yere öğrenci gönderebiliriz, mezunlarımız. İddialılar, bunu söylemek istiyorum. Süper, çok süper teşekkür hocam. Ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Görüşmek üzere, saygılar. Görüşmek üzere, sağ olun. Hoşçakalın. Evet. Ankara'ya selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir kez daha başlayalım.